Evet arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi'nde ne yazık ki nöbet yurt değişti şu an. Zaten okullar kapalı. Şu lanet olası ya, yurt açık. Ve ana hat üzerinden geçen otobüsler sizi yurdun önüne götürmüyor. Sadece bir tane otobüs gidiyor. O da bir saatte bir geliyor ve dolu geliyor. Şimdi ben bu yoldan, bu ıssız yoldan bu yurda gideceğim. Hayırlısı. Ve böyle Dadaşkent'e doğru gidiyor bu yol. Ve otobüsler ne yazık ki buranın önünde de durmuyor. Sadece petrol ofisinde duruyor. Yani her türlü oradan da yürüyorsunuz. Böyle son derece güvenli. Bir Mercedes ismini almıyor. Böyle son derece ıssız bir yol. İbrahim Hakkı yurdu. Yani bu yurdu keşke buraya bir yere falan yapsaydınız da en azından ulaşımı kolay olsaydı. Yurt gerçekten diğer yurtlardan iyi. Zaten en son yapılan yurt da bu Erzurum'a. Ama gel görün ki otobüs yok. Bir geçiyor buradan, bu yoldan. Sağ sonu da buradaki petrol ofisine bırakıyor. Kesin aman yurda yakın diyelim falan da. Yola bak, çukur ya, görünmüyor bile. Karanlıktan bir tane lamba koymuşlar sağ olsunlar. Böyle. Bu kadar. Yani bu yurdu yaparken ne düşündünüz anlamadım ki. Hadi yaptınız, otobüs seferi koyun. Şimdi akşam 9.30 şu anda. Otobüs yok. Bekle, bekle gelsin. Gelmiyor ama. Böyle ıssız, son derece bir arazi. Allah'tan köpek yok. Onun dışında çok ıssız. Yani Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyacak arkadaşlar mümkünse İbrahim Hakkı yurdunu seçmesinler. Diğerleri de kötü de. Ya bunun ulaşım sıkıntısı çok büyük sıkıntı. Bak, bak. Issız. Yürüyor, yürüyor. Bitmiyor. Yazık ki şurada bir durak var. Gösterebilirsem. Şurada durak benzeri bir şey var. Bu da bir halta yaramıyor. Yer toprak, ayakkabım beyaz. Yurttan çıkıp çarşıya gidene kadar kahverengi oluyor. Sonra üniversitede falan siliyorum ayakkabımı. Bir daha yurda gelene kadar yine kahverengi oluyor. Şöyle bir asfalt yapar insan ya. Ne saçma bir şey. Adı nöbetçi yurt, ek sefer yok. Hiçbir şey yok. Atmalı var yerde ya. Allah'ım. Burası en aydınlık nokta. Gördüğünüz gibi toprak. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ne yazık ki bitmiyor. Buradan sonrası Allah kerim. Yani buradan sonra yol da yok. Hangi taraftan gidiyorduk ki ya? Böyle yol mu oldu anasını satayım? Şurada herhalde bir yol benzeri bir şey var. Kamerada zaten gözükmüyor. Aynen burası. Otun bağrında. Yurt bu. Gayet büyük. Odaya gidene kadar 5 dakika sürse de. Evet arkadaşlar, böyle işte. Şöyle. Bu kadar. Yani Erzurum'a gelirseniz ben çamur olmuş yol. Dediğim gibi burayı seçmemeye bakın. Yani yurtun içi rahat olsa da ulaşım çok büyük sıkıntı. İnşallah çözerler. Ne diyeyim?